Siz bu mahallede yaşıyorsunuz. Bu mahallede işletmeniz var. Bu mahallenin ciddi bir koku problemi var. Çorlu, zaten kampanya da yapıyorsunuz. Çorlu zehir soluyor diye. Şimdi tam olarak ne yaşadığınızı bir anlatır mısınız? Çünkü yani çok açık aslında, anlatılmasına rağmen anlamayanlar var hala. Tam olarak ne yaşıyor Çorlular burada? Çorlular burada geceleri mümkünse saat 2 ile 3 saatler arasında bütün fabrikalara bacalarını açıp koku salıyorlar da. Gece hiçbir halkımız, insanlarımız gece uyuyamıyoruz soğuk bu kokulardan dolayı. Bu yüzden çok itiraz etmemize, merceklere verdiğimiz yetkilere ve hiçbiri cevap vermiyor. Olumsuz karşılıyor. Ben pazartesi günü sabah saat 6'da uyandığımda, 6'ydı evet, kızım da benimle beraber uyandı ve çok aşırı derecede bir koku beni rahatsız edercesine kalktım. Kokunun yani şeyine kalktım. Bu beni çok rahatsız etti ve ben böyle şekilde böyle bir ortamda yaşamak istemiyorum. Daha sağlıklı, çocuklarımız için daha hani her şey çare olsun artık. Böyle bir şehirde, güzel bir şehrimiz var Çorlu'da. Ama koku beni çok rahatsız ediyor. Bu yüzden şikayetçiyim ben. Koku deyince şimdi şey zannediyorlar yani böyle... Yani, kimyasal. Yani kötü kokan bir ortam. Kokudan tam olarak kastettiğiniz koku yani kimyasal bir koku. Zehirleme gibi bir koku var. Tıkandım ben sabah kalktığımda. Pazartesi. Tabii ki de yakıyor. Hani çok kötü o kokuya uyandım ben. Ya uyuyordum sabah. Hatta kızım var benim 9 yaşında. Onunla beraber o da kalktı. Anne çok kötü bir koku var. Acaba hani bir zehirlenme gibi bir şey mi var? Kimyasal kokusu. Bu hiç hoş bir şey değildi. Ben uyandığımda her taraf mecbur açıyoruz yaz günü hava sıcak olduğu için. O yüzden hani bu kokuyu sürekli yaşıyorum ve nefes almakta zorlanıyoruz. Küçücük çocuğum bile zorlanıyor bunda. Şimdi şeydeyiz. Çorlu'da bu kimyasal kokunun en çok istediği mahallelerden bir tanesinde. Evet. Siz de burada oturuyorsunuz. Evet, aynen. Burada oturuyorum. Ne yaşıyorsunuz? Bu yaz döneminde kapımı, penceremi açamıyorum maalesef ki o kokudan. Ve biz bu kokuyu yıllardan beri çekiyoruz. Ve bu koku tarif edilemeyecek kadar kötü bir koku. Yani hani size çok basit gelebilir bilmeyen için ama biz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz ve bu kokuyu duymak istemiyoruz artık. Benim ikiz çocuklarım var. Ben sağlıklı bir alanda yaşamak istiyorum. Çıkarabiliyor musunuz çocuklarınızı dışarıya? Hayır, tabii ben ki de çıkarmıyorum. Ben gece saat 2-3'te bazen uykusuz kaldığım zamanlar oluyor. Balkona çıkmak istiyorum ve o kokudan dolayı çıkamıyorum. Gece sıcaktan kapımı, camımı açamıyorum. Ve bu kokudan tüm çevre rahatsız. Hani sadece biz değiliz ve bütün Çorlu rahatsız. Buna artık bir çözüm bulunmalı tabii ki de. Hasta var mı ailenizde? Evet, hasta var tabii ki de. Kayınvalidem şu anda tedavide. Göğüs kanseri. Kanser hastası. Evet ve hastaneye gittiğinde onkoloji bölümünde bu çevrede çok fazla kanser hastalarının çoğaldığını kendisine söylemişler. Hani nedeni, çünkü genetik bir yatkınlığı yok kesinlikle. Öyle bir yatkınlık da yok. Hani nedenini sorduklarında şu anda çok fazla kanser hastalarının çoğaldığını, Edirne'de, Tekirdağ'da, bu bölgede çok fazla kanser hastası var. Siz uğraşıyorsunuz bir de bununla ilgili değil mi? İmza topluyorsunuz imza vesaire. Topladık. Neler yapıyorsunuz? Evet. Yani imza kampanyaları yapıldı muhtarımla beraber. Ne zamandır bu mücadeleye ediyorsunuz? Yani bir 6 aydır, son 6 aydır imza kampanyalarıyla uğraştık. Hı. Daha önce de yine çevre mühendisliğinde olan bir öğretim görevlimiz vardı. Onunla birlikte yine çalışmalara katıldık. Hı. Onlar bizi yönlendirdiler. Bu şekilde ama hiçbir sonuç alınmadı maalesef ki. Hı. Hani duyduklarımız vardı, ceza gelen iş yerleri sonuçlandı dediler ama maalesef yine aynı şeyler. Hı. Hiçbir şekilde çözüme ulaştırılmıyor. Ne söylemek istiyorsunuz son söz? Yani sonuçta yaşamak hepimizin hakkı. Evet, ben çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Güzel bir hava solumak istiyorum artık. Çocuklarım çok küçük. Onlarla güzel bir havada yaşamak istiyorum. Güzel bir ortamda yaşamak istiyorum. Böyle kötü hava solumak istemiyorum ben. Zehirlenmek istemiyorum. Hastalanmak istemiyorum. 45 yaşındayım. Hani ben de bu havayı soluyarak kanser olmak istemiyorum mesela. Bunları yaşamak istemiyorum.
Küçük çocuklarda çok fazla kanser hastalıkları arttı yine bölgemizde. Ya bunları yaşamak istemiyorum. Bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Genel İdare Kurulu üyemiz Cengizhan Aydın, İl Başkanımız Gökhan Metiner, il yöneticilerimizle beraber Çorlu'dayız. Şimdi bu bölgeyi, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, bu bölgeyi Türkiye'nin adeta kimyasal atık merkezi ya da böyle kimyasal çöplüğüne dönüştürmenin sonuçlarını bugünkü ziyaretlerimizde aslında burada gördük. Bildiğimiz şeylerdi. Vatandaşların ağzından dinledik bir kere daha. Az önce bir arkadaşımızın ifadesiyle şimdi biz tarım arazisi manzaralı bir sanayi bölgesindeyiz. Buralar aslında Türkiye'nin birinci sınıf tarım arazileriydi. Ergene zehirlenmeden önce. Şimdi yine buralarda tarım yapılıyor. Yine toprak verimli ama toprak zehirli aynı zamanda. Sadece toprak zehirli değil, burada su da zehirli, hava da zehirli. Ve özellikle havanın zehirleniyor olması son dönemde Çorlu bölgesinde yaşayanlar için yaşamsal bir soruna dönüştü. Burada yaşamsalı mecazi olarak kullanmıyorum. Gerçekten burada insanlar için hayati bir problem hava kirliliği. Çünkü her gün kimyasal koku solumak durumunda kalıyorlar. Yani aslında zehir soluyorlar. Ve biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon kişi sadece hava kirliliği sebebiyle ölüyor artık. Bu işin şakası yok ve bu bölge özellikle Tekirdağ bölgesi son yıllarda istikrarlı bir şekilde hemen her yıl TÜİK verilerine göre de kansere bağlı ölümler listesinde hep ilk 10'da. Sıralaması değişiyor ama hiç ilk 10'dan aşağı düşmüyor. Dolayısıyla her 4-5 haneden birinde kanser vakası var. Az önce sohbet ettiğimiz Çorlulu vatandaşlarımızın ailelerinde de öyleydi. Bu dediğim gibi yaşamsal bir problem. Neden oluyor bu? Buradaki fabrikaların atıklarını arıtmadan aslında deşarj etmesinden kaynaklanıyor büyük oranda. İşte bacadan salınan gazlardan da kaynaklanıyor. Bu toplanan boruların yakılmasından da bir sürü sebebi var. Ama özellikle münferit özellikle çalışan fabrikaların bu konudaki ihmallerinden ve denetimin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Çok basit bir şey talep ediyor aslında Çorlulular. Denetimleri sıklaştırın, yerinde denetim yapın. Mümkünse karbon ayak izi gibi atık analizi yapın ve mümkünse derken çok da mümkün aslında kolay bir şey ve idari para cezası dışında bu kirliliğe sebep olan birim tespit edildiğinde o birime kapatma, faaliyet durdurma cezası uygulayın, caydırıcılığı olsun. Biz bunun takipçisi olacağız. Şimdilik ellerinden gelen tek şey imza kampanyası yürütebilmek. Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerin öncesine denk geliyordu. Herkes bir heyecanlıydı, iştahlıydı bu konuyu gündeme getirmekten. Seçim bitti. Bizim ülkemizde hemen her konuda olduğu gibi sanki böyle problem de bitmiş gibi şimdi bir hava var. Sadece işte sivil inisiyatif sahibi kişiler ön ayak olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama biz burada yetkisi olsun olmasın, elinden bürokratik olarak bir şey geliyor olsun olmasın, şehrin yerel yöneticilerini de bir an önce daha aktif bir şekilde bu sorunun içine dahil olmaya davet ediyoruz. Çevre Bakanlığı'nı da her konuda böyle yerele yaymaya çok meraklı olan aslında bürokrasiyi de asıl lazım gelen bu alanda acilen yetkiyi yerlere yaymaya davet ediyoruz.